اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد. اللهم صل ربي يسر ولا تعسر. سهل علينا بفضلك يا ميسر. ربي زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا. والحقنا بالصالحين. آمين يا معين. اللهم علمنا ما ينفعنا. varına بما علمتنا amin bi hurmeti seyidül müsallin sallallahu teala aleyhi ve sellem cenab-ı cümlemizi analarımızı babalarımızı dua bekleyen bütün müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin amin yüce rabbimiz bizleri ölünceye kadar evlatlarımızı neslimizi zürriyetimizi kıyamete kadar hep iman yolunda Kur'an yolunda beş vakit namazlarını vaktinde kılan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim Bugün sizlerle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle alakalı bir müjdeli haberini paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam liderimiz, önderimiz bizlere şöyle buyurdular. Bana şu altı şey için garanti verin. Ben de sizin için cennete kefil olayım buyuruyor. Yani bana şu altı sayacağım maddeler hususunda söz verin, yapacağım inşallah bunların üzerinde duracağım deyin, ben de peygamberiniz olarak, Allah'ın elçisi olarak, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bana vermiş olduğu o güzel haberlere dayanarak sizlere cennete gireceğiniz noktasında kefil oluyorum buyuruyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillah ne güzel bir müjdeli haberdir Rabbim daha şimdiden saymadığımız maddeleri duyunca hep beraber uygulayabilmeyi nasip eylesin ve o güzel adrese bizleri analarımızı, babalarımızı, çocuklarımızı, sevdiklerimizi ulaştırsın inşallah. Rabbim uygulamayı da kolay etsin inşallah. Tabi üstadın dediği gibi cennet ucuz değil. Hakikaten cenneti insan kazanmak için biraz efor sarf etmeli, biraz bu noktada gayret etmeli, bazen uykusunu feda etmeli, bazen parasından vermeli, bazen de eğlencesini vesairesini ötelemeli. Bu dünya noktasında Allah Celle, Celle beni imtihan ediyor, sınavdayım, sınavı kazanmam lazım diye çok çok böyle basit bir örnek vereyim. Adam üniversite sınavına gireceği zaman orada artık soğuk mu, sıcak mı, efendim aç mı, tok mu hiçbir şey anlamıyor. Oraya kitleniyor. Sadece o sınavı kazanmak. Dolayısıyla bizim de bu sınavımız, dünya sınavımız geçmesi için bir şeylere kitlenmemiz lazım. Hadi ne olursunuz. Gerekirse bu altı maddeyi bir yere not edelim ve efendim bunu insanlarla paylaşalım. Kendimiz de hayatımızın merkez noktasını alalım inşallah. Rabbim hepimize yardım eylesin. Şu dünya hayatında Gerçekten zor bir dönem yaşıyoruz. Yani dışarıya bakıyorsunuz efendim insanlar bir yerde sanki bizim değil diyorsunuz. Evinize dönüyorsunuz, çocuklarınıza bakıyorsunuz. Çocuklar bazen öyle bir fikirler, öyle bir sözler söylüyor ki Allah Allah diyorsunuz. Böyle bu noktalarda Allah'ın yardımı olmadan hedefe ulaşmamız mümkün değil. Rabbim hepimize yardım eylesin. Hani ya hacısıyla, hocasıyla hepimize Rabbim yardım eylesin. Bugüne kadar da yaptığımız ne varsa irili, ufaklığı, büyüklüğü, küçüklüğü, açıyla, gizisiyle efendim bütün, 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 bütün günahlarımızı Rabbim bağışlasın, affı mağfiret eylesin. Bize, hepimize şu mübarek cuma gecesinde yeni bir sayfa yeni bir bembeyaz efendim kendimize defter açsın Rabbimiz. İnşallah oralara güzel şeyler yazdırarak kirletmeden de huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Amin. Fazla uzatmadan hemen geçelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu altı şey hakkında bana söz verin. Ve efendim bunları yerine getireceğiz diye ben de size söz veriyorum. Allah'ın izniyle sizlere kefil oluyorum. Cennete gireceksiniz. Hadi Bismillah. Bir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. Doğru konuşun. Doğru söz efendim ağzınızdan çıksın. Yalan zaten söyleyemezsiniz. Hatta bunu bir tık efendim öteye kaydıralım. Kesinlikle şakadan dahi olsun bir mümin, bir Müslüman yalan söylememeli. Yalan söylememeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şakadan da olsun yalanı terk eden kimseye diyor ki cennetin ortasında bir köşk verileceğine ben kefilim diyor. Elhamdülillah. Rabbim bu noktada çok dikkatli olmamızı nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir kesit de paylaşalım sizinle. Bir gün yolda giderken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oynayan bir çocuk görüyor. Oradan da annesinin seslendiğini duyuyor. Efendim duyuyor. Annesi diyor ki evladım gel diyor sana evde hurma vereceğim. Oyununu efendim bırak. Bana gel ve eve geldiğinde sana hurma vereceğim hanıma sokuluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu çağırdığın çocuğuna vermiş olduğun söz hurmayı verecek misin gerçekten yoksa kandırarak eve gelmesini mi sağlıyorsun deyince vereceğim ya Resulallah, dedi. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sevindi ve hanıma döndü dedi ki eğer vermeseydin kandırmak için bunu söyleseydin Allah katında yalancılardan yazılacaktın. Bazen mesela biz böyle uçarız havalara. Efendim yapamayacağımız e, sözleri çocuklarımıza veririz. Evladım şuraya girersen şu var sana. Hafız olursan şu var sana falan. Kardeşim ne yapıyorsun yani Yapamayacaksan bak yarın o çocuğun karşısında mahcup olacaksın. Başın öne de eğilecek. Beyefendi belki de o çocuğun hayatına büyük bir hayal kırıklığı olacak yani. Efendim bunu sakın söyleme, yapabileceğin şeyi söyle ve sonrasında da yer, gerçekten yerine getir. O çocuğun da düzgün olmasını istiyorsan ki hepimiz istiyoruz tabii. Buna dikkat edelim. Şaka da olsun, yalan asla Müslüman söylemez. Zaten öbür türlü asla ve asla ağzımızdan bizim yalan çıkamaz. Müminiz biz. Hata yaparız. Hatalarımız var mı? Yalan asla ve kat'a bizden sadır olmaz. Yani sen evdesin, gelen bir kimseye çocuğun efendim ben diyecek ki babam evde yok. İş yerindesin, Ta talimat veriyorsun. Diyorsun ki şunlar beni ararsa diyorsun. Mesela sekreterine, kapıda duran kimseye. Sakın efendim onlara benim burada olduğumu söyleme. Niye? Çünkü onlar alacaklı ya. Geri gönderecek onları. Kardeşim belki bir iki, burada bir iki gün kurtardı ama yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda öyle zor duruma düşeceksin ki öyle zor duruma düşeceksin ki Bunları yapmasaydım deyip de böyle efendim feryadı figan edeceksin ama iş işten de geçmiş olacak. Bunlara çok dikkat edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözümüzde durma noktasındaki hassasiyetini hepimiz çok iyi biliyoruz. Sahabe-i kiram biliyoruz. Hatta kitapta şunu da gördüm. Hazreti Ömer Radıyallahu Anh kızını birisine istediği zaman verebilirim bir görüşelim gibi böyle bir efendim onu umutlandırmış. Mübarek de tam vefat edeceği sırada efendim hatırına geliyor vermiş olduğu bu sözü hemen yanındakiler diyor ki ben ona ümit verdim. Onun efendim böyle ümidini kırmak istemem bir mümin olarak ona yalancı şeklinde efendim bir söz söylemiş gibi olmayayım. Kızım ona verin diyor mübarek. Yani bu kadar dikkatli olmak lazım söz veriyorsun, söz veriyorsun kardeşim. Bazen hatta ileri gidiyor insanlar. Şu işim olursa adak kurbanı keseceğim falan. Belki 50 tane adak efendim kurbanı sözler vermiş. Onları yerine getirmiyor. Sonra ayağa kayıyor orada düşüyor. Bir tarafta farklı farklı başına bir bela geliyor. Niye geldiğini de sorgulamıyor. Onların hepsinin efendim bir sebebi var. Allah hepimizi affeylesin. Çok daha dikkatli olmayı nasip eylesin. İki, iki. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, vaatte bulundunuz birisine. Şunu yapacağım diye. Aman onu yerine getirin. Yani bir Müslüman yalan konuşmaz. Bir Müslüman sözünde de muhakkak durur. Çünkü münafıkın üç alameti vardı ya. Bunlarla ilgili efendim tam örtüşüyor. Bir mümin, birisi de münafık. Münafık yalan söyler, münafık sözünde durmaz. Mümin yalan söylemez, mümin sözünde durur. Onun için böyle bunları çok dikkat etmek lazım. Kardeşim, şşşt, alo, senin üzerinde münafıkın alametleri var. İyi olmuyor bak, bugün için efendim Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Efendim neye cevap vereceksin? Olmuyor yani. Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak sallallahu aleyhi ve selleme yakışmıyor senin durumun. Yani, yani, yani böyle herkesle konuşmak lazım. Herkesi bu noktada ikaz etmek lazım. Adam öyle adamlar gördüm ki ben, diyelim ki örnek olarak söylüyorum yanımızda oturuyor yanımızda oturuyor efendim bir bakıyorsun alo diyor karşı taraf efendim bir yere söz vermişler oraya adam gelmiş bu gitmemiş benim yanımda oturuyor o anda biz de o arada şöyle söyleyelim Fatih'te bir yerdeyiz Fatih'te bir yerdeyiz ondan sonra adama baktım diyor ki karşı tarafa yoldayım abi trafik var diyor ne yoldası? Ben ne çay içiyorsun kardeşim? Yani bu kadar mı olur ya? Ve bu hacca gidiyor, umreye gidiyor, beş vakit namazını kılıyor, sakalını bırakmış falan. Kardeş yanlış, bu yanlış. Yani biz tabi dilimizin dönünce o telefonu kapattıktan sonra izah ettik ama yani genel devale bir olay var. Kırılmasın, onu efendim darılmasın, onu atlatayım, bunu efendim katlatayım. Sonrasında Allah korusun sen patlarsın. O atlatılır ama sen atlatılmazsın. O, efendim buna dikkat edelim. Sözümüzde, vaadimizde de duralım. Duramayacağımız bir sözü de vermeyelim, vermeyelim. Akıl var. Allah Celle'ye vermiş. Kullanalım. Hani diyorlar ya beyin bedava. Kullan kardeşim. O bedava beynini efendim cennete güzel bir şekilde kullan. Efendim cennet yolculuğu yap. İnşallah son durağında son durağımızda cennet olsun, cemalullah olsun inşallah. Amin. Üç, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, şu altı şey hususunda bana söz verin dedi ya, üçüncüsünde de diyor, emanet hususunda güvenilir olun. Emanet. Hani münafıkın alametlerinden bir tanesi de emanete hıyanetlik yapardı. Sen güvenilir olmalısın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin bir tane de efendim kendisine ait olan ee, lakabı diyelim neyse efendim özelliği neydi? Muhammedül Emin oluşu. Güvenilir Muhammed oluşu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani herkes ona güveniyordu. Her şeyini emanet edebiliyordu. Efendim sırrını emanet edebilirsin. Paranı emanet edebilirsin. Efendim namusunu emanet edebilirsin. Asla Müslümandan oraya zarar gelmez, gelmez, gelmez. Buna da çok dikkat edelim. Emanet hususunda çok, çok hassas olalım böyle. Hani altın ayarındaki hassastan çok daha efendim dikkatli olmamız gerekiyor. Allah hepimize yardım eylesin. Aman aman yani gerçekten bir yere söz vereceğimiz zaman Parasal söz olur bu. Efendim yapacağım bir iş sözü olabilir. Buna dikkat edelim. Bazen elemanlar ben gördüm. Adam e elektrik tamiratı yapıyor diyelim ki veya efendim musluk tamiratı, su tesisatı vesaire. Bakıyorsun aynı güne, aynı saatlere beş tane iş almış. Allah'tan kork. Ya sen beş parçaya bölünemezsin. O ev ona göre ayarlanıyor. Ona göre efendim belki hanımını gönderiyor başka bir yerlere. Ondan sonra oraları efendim hazırlanmış etmiş. Seni bekliyor. Yoksun. Bir saat, iki saat yoksun. Sen onu kandırıyorsun. Abi geliyorum abi. Efendim yoldayım abi. Şu anda efendim müsait olmadı abi. Yarın geleceğim abi. Ya olmaz kardeşim. Allah akıl vermiş. Efendim cebine de sığacak bir şekilde bir tane küçük not defteri alırsın. Yapacağın yerler ona yazarsın. Saatini yazarsın. Bakarsın ona göre sözlerini verirsin. Banko her zaman için işlerin de gelir. Helalinden güvenilir bir usta olursun. Dükkan açmana bile gerek yok. Herhangi bir yere kira ödemene gerek yok. İnsanlar seni zaten bulurlar. Bu adam Allah'ın izniyle güvenilir bir adamdır. İşini tam yapar. Efendim on numara beş yıldır bir Müslümandır diye böyle olur. Bir kardeşimiz dedi ki, hocam dedi ben iş yapamadım dedi niye? Çünkü dedi ben dedi bu beyaz eşya tamirlerine gittim dedi, adama gidiyorum, bakıyorum, adamın işini yapıyorum, dönüyorum bu sefer diyorum ki örnek olsun size 50 lira. Ya sen bir şey yapmadın mı kardeşim falan dedi diyor böyle bakıyoruz. Ondan sonra ve işlerim kesildi diyor. Meğerse öğrendim ki. Adam oraya böyle çantasıyla geliyor. Başka evden çıkartmış olduğu oradaki makineye bir alet takıyor. Ve diyor ki bir parça değiştirdim diyor. Ondan sonra 50 lira yerine 550 lira alabiliyor. Ve efendim adam da bunu rahat rahat veriyor. Şimdi 50 liraya efendim isteyen kimseye kardeşim ne yaptın ki diyor mesela. Çünkü neden? Bir orada parça falan değiştirmedi ya. Ne yaptın oluyor? Öbürsü diyor ki, ben parça değiştirdim diyor. Yani Allah Allah. Sahtekarlığın böylesini de efendim buluyorlar. Sonra efendim bakıyorsun adam e, arabasının araba satan kimselerin bazıları kilometrelerini falan düşürüyor. Bir sürü fırıldıklar, fırıldıklar çeviriyor. Sonrasında e kardeş bakıyorsun evladından çıkıyor bu. Kendisini hastalığından çıkıyor. Ondan sonra hayatı zehir oluyor. Evde huzursuzluklar. Karı bir taraftan, çocuk bir taraftan işte Alırsan böyle birilerinin ahını neticede olacak olan budur. Allah istikametten ayırmasın ya Rabbi. Amin. Bir salatu selam okuyalım da yolunuza yine devam edelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dinin nebiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah kabul etsin. Peygamberimize komşu olalım inşallah. Amin. Dördüncü maddemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iffetinizi namusunuzu muhafaza edin diyor. Buna da söz veriyoruz. Yani bu namus çok önemli. İffet çok önemli. Haya çok önemli. Biz birilerinin efendim etkisinde kalmamalıyız. Örtünürken kalmamalıyız. Efendim dışarıya çıkarken kalmamalıyız. Birisi bize bir şeyler söyler. Onların etkisinde kalmamalıyız. Yani insan iffetini, hayasını muhafaza edecek, evlenecek, helaliyle efendim hayatını yaşayacak. Allah insanlarla karşılaştırsın. Evlenirken de iyi adetler nasip eylesin bize evimize gelecek olan kimseler, kızımızı efendim isteyen kimseler, hayırlı damatlar nasip eylesin. Bizim isteyeceğimiz kimseler, hayırlı gelinler nasip eylesin. Bunlar çok önemli. Çok dua edelim. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. İffetimizi muhafaza etmek bugün için çok çok ama çok önemli. Çok önemli. Millet ne derse desin ya. Biz gerici yobaz olalım. Öbürlerini efendim affedersin. E, çağdaşlık, modernlik deyip de Allah'ın ya sakladığı şeyler yapılıyor... ...Allah'ın efendim örtün dediği yerler açılıyorsa... ...varsın, varsın... ...biz yobaz olalım... ...gerici alalım efendim... ...ama Allah'ın rızasını kazanalım... ...ben onlardan olmaktansa... ...bu tarafı tercih ederim diyecek... ...bir mümin kendisine bir çizgi... ...kırmızı çizgi diyorlar ya... ...kırmızı çizgimiz de olacak... ...efendim olması da lazım... Biz Müslümanız elhamdülillah. Rabbim huzuruna da Müslüman olarak bizleri alsın ve efendim orada güzel bir şekilde hesabımızı kolay verip inşallah ilk yerlerle beraber cennete girmeyi hepimize nasip eylesin. İffeti, namusu korumak bu da çok önemli. Yani bu namusu iffeti korumak için de insanın giysilerine dikkat etmesi lazım. Yani giysilerimiz de Müslümanca olacak. Erkek giyerken bol giyecek pantolonunu. Şimdi kadınlar gibi böyle bir tayta benzer bir şeyler çıkarttı erkeklere de. Yapışıyor tarafına. Ondan sonra ya kardeşim ne yapıyorsun? Hayır ya. Hayır Elhamdülillah sen zaten altın değerindesin. Yani kalkıp kendi birilerini beğendireceksin ya? Boş ver ya. Boş ver. Bol giyin yani, bol giyin. Efendim, ne derlerse desinler. Namaz kılıyorsun sen. Efendim, secdeye gittiğin zaman seyre Bunları hep düşünerek hareket et kardeşim ya. Ondan sonra kadınla aynı şekilde. Yani böyle bir örtünme çeşidi olmaz. Örtünmenin anlamı nedir? Kardeşim bana bakma, yasak bölge. Ben efendim temiz bir insanım, temiz kalacağım. Öbür e türlüsü örtü, yukarıda bir başörtü gibi bir şey koyuyorlar. Alt bakıyorsun. Eyvah 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 diyorsun kardeş. Efendim bu noktada böyle bir örtü çeşidi yok. Bunu hiçbir kimse kabul edemez. Dinimiz hiç kabul etmez. O zaman kafanı değiştir, gönlünü değiştir, kılı kıyafetini değiştir deriz. Orada nokta koyarız. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Beş. Gözlerinizi muhafaza edin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bana altı şey hakkında garanti verin, söz verin. Ben de cennet noktasına size kefil olayım. Tamam. Bir tanesi de neymiş? Gözlerimizi korumak. Gözlerin nereye bakacak? Dikkat edeceksin. Her yere bakamazsın. Hani diyorlar ya bir şey böyle güzele bakmak sevaptır falan diye. Evet, güzel Kur'an'dır. Allah'ın Kur'anına bak. Güzel annenin o nurlu yüzüdür. Annene bak. Güzel babacığının yüzü ona bak. Güzel kainat. Efendim gökler, yerler. Allah'ın yaratmış olduğu o efendim yıldızlar, galaksiler, güneş, ay. Onlarda ibret al. Çiçeklere bak, böceklere bak. Ama harama bakma. Şşt. Şşt. Sen kızına, sen karına, sen annene bakılmasını ister misin ki efendim gidiyorsun sen başkasının kızına, annesine, karısına bakıyorsun. Onun için nikat yasak bölgelere efendim girilmez. Yasak bölgeler buralar haram bölgeler harama efendim bakamayacağız, bakmayacağız. Allah hepimizi affeylesin. Namusumuzu, iffetimizi, gözlerimizi ölünceye kadar koruyabilmeyi nasip eylesin. Bu sokaktaki kadınlara, kızlara da tövbeler nasip eylesin. Onların da düzelmesin, nasip eylesin diyelim. Yine devam edelim. Son bölüm Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerinizi haramlardan da uzak kılın diyor. Ellerinizi de efendim dikkate alın. Bu ellerle haram parayı tutma. Bu ellerle faiz -ser bunları imzalama. Bu ellerle kadın, haram kadın eli tokalaşmak için bayramda, seyranla bilmem ne görüşmelerdi. Tutma kardeşim, tutma. Elinde bir kitabın olsun, çantan olsun ve efendim bazen bir kardeşler söylüyorlar ya böyle bir kadın bir yerlerde el uzattığı zaman abdestim var, abdestim var. Yani dersin geçir gidersin yani. Ne demek ya? Allah Allah önüne gelene el uzat, önüne gelen efendim gözlerini kaydır, önüne gelen efendim işte istediğin gibi konuş. Sonra e ben Allah'ın kuluyum. Yalan söylüyorsun kardeşim. Allah seni böyle istemiyor. Sıradan bir yerde bile efendim yok diyor, ki bak şu elbiseye, şu okuluma, şu efendim bölüme leke getirmem diyorsun. Allah'a niye leke getirtiyorsun bu kulluk noktasında? allah Teala Teala bizi tertemiz görmek istiyor. Bizi gören insan da bize bakarak İslam'ı sevecek, Kur'an'ı sevecek, namazı, abdesti sevecek kardeşim. E sen yalan var, dolan var, efendim talan var, yanlış var, kandırmaca var, var oğlu var. Sonra adam dönüyor bu sefer senden konuşmuyor ki. Ya geçti, diyor, geçti. Diyor. Adam namaz kılıyor ama diyor, net fırıldaklar çeviriyor diyor. Estağfurullah. Biz bu hakka sahip değiliz. Biz dinimize, namazımıza, abdestimize söz getirmeyeceğiz. Getiremeyiz, getirtmeyiz Allah'ın izniyle. Allah Cumhurbaşkanımıza da hayırlı, uzun ömürler, sıhhat, afiyetler versin. Allah ona efendim bir dahaki seçimleri güçlü bir şekilde kazanmasını da nasip eylesin. Elhamdülillah bugünleri biz hayal bile edemiyorduk. 30 Ağustos bayramında o kadar askeri erkan herkesi topladı. Kur'an'la aşırı şerifle efendim insanlara bu geceyi başlattı. Az sonra Beştepe Camii'nden Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan başladı. Herkes sustu. Ezanı Muhammed'i dinledi. Rabbim bunların artarak devam etmesini İslam'ın, Kur'an'ın bütün dünyaya hakim olmasını nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ya Rabbi sohbetimizi dinleyen, sohbetimizi bakışkalarını da taşımak isteyen bu güzel kardeşlerimizden bayanlar erkekler gençler hepsinden ebeden razı ol ya rabbi dünyalarını ahiretlerini mamur eyle ölmüşlerimize rahmet eyle kabirler nur makamlarını cennete eyle evlerimize huzur nasibeyle e, eşlerimize bereketler, kazançlarımıza bereketler nasip eyle. Çocuklarımızı, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle. İnşallah bu müjdeli altı tane haberi güzel anlayıp, yaşayıp, efendim insanlarda anlatıp, cennette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına komşu olmayı hepimize cemalini doya doya seyretmeyi hepimize analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza dua bekleyen kardeş, kardeşlerimize de nasip eyle Rabbi. Amin, amin, amin. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم زنك كبولي شن يقول الله سيشن أمة محمد صلة سلامتي شن الله لنا الفاتيين تفيد الله رزاسي شن الفاتحه